Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 Öğretim Yılı, 1. Dönem Sınavı. 1. Oturum, 477 Seçmeli İşletme 2. Soru 1. Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için işletme faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yönetim, B. Pazarlama, C. Finansman, D. Arge. Doğru cevap A. Yönetim. Soru 2. Aşağıdaki işletme yönetim süreçlerinden hangisi yapılacak iş ve işlemlerin uyumlu ve düzenli bir hale getirilmesini sağlar? A. Yöneltme, B. Planlama, C. Kaynak, D. Koordinasyon. Doğru cevap D. Koordinasyon. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme yönetiminin hiyerarşik yapısı ve temel politik karar alma organlarının belirli bir ailenin üyelerinden oluşması durumunu ifade eden kavramdır? A. Siyasal yönetim, B. Ailesel yönetim, C. Amatör yönetim, D. Profesyonel yönetim. Doğru cevap B. Ailesel yönetim. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği karların tümünü veya bir kısmını dağıtmayarak işletmede bırakmasını ifade eder? A. Finansman, B. Yabancı kaynak, C. Otofinansman, D. Dış kaynak. Doğru cevap C. Otofinansman. Soru 5. Üretici ile tüketici arasında köprü görevi görerek tüketici tatmininin sağlanmasına yönelik faaliyetler içeren işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan kaynakları, B. Pazarlama, C. Ahilik, D. Arge. Doğru cevap B. Pazarlama. Soru 6. Üretilen çayın farklı kentlere satılmak üzere gönderilmesi aşağıdaki pazarlamanın 4 temel faydasından hangisine örnektir? A. Yer, B. Şekil, C. Zaman, D. Mülkiyet. Doğru cevap A. Yer. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden biridir? A. Reklam veren kişi ya da kurum belli değildir. B. Reklam veren reklamı denetleyemez. C. Reklam veren reklam için bir bedel öder. D. Reklam tüketici tercihlerini etkilemez. Doğru cevap C. Reklam veren reklam için bir bedel öder. Soru 8. Üretici ile tüketici arasında herhangi bir aracının yer almamasına doğrudan dağıtım denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan dağıtımın söz konusu olabilmesi için gerekli koşullardan biridir? A. Tüketici merkezlerinin dağınık olması, B. Üretimle tüketim hızlarının farklı olması, C. Üretici ya da müşteri sayısının fazla olması, D. Üretim ile tüketim noktaları arasındaki mesafenin kısa olması. Doğru cevap D. Üretim ile tüketim noktaları arasındaki mesafenin kısa olması. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yerli malı tüketiminin ülke ekonomisine yararlarından biridir? A. Çalışanların geliri azalır. B. Ekonomiyi canlandırır. C. İstihdamı azaltır. D. Vergi gelirlerini azaltır. Doğru cevap B. Ekonomiyi canlandırır. Soru 10. İşletmelerin üretimde kullanmak için aldıkları her türlü maddi ve maddi olmayan değerler bütünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Girdi, B. İşlem, C. Çıktı, D. Geri bildirim. Doğru cevap A. Girdi. Soru 11. İhtiyaçları sonsuz olan tüketici, canı istediği zaman kendisine sağladığı fayda en yüksek olan mal ve hizmeti satın almak ister.
Buna karşın tedarikçi konumunda olan işletmeler ise ansızın gelebilecek bir isteğe cevap verebilmek için stok bulundurmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yetersiz stok bulundurmanın sonuçlarındandır? A. Müşterilerin firmaya bağlılığı artar. B. Stok riskleri ortaya çıkabilir. C. İşletme müşteri talebini karşılayamaz. D. Stok bulundurma giderleri artar. Doğru cevap C. İşletme müşteri talebini karşılayamaz. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirini artırmak amacıyla aldığı tedbirlerdendir? A. Üretim süresini uzatmak. B. Üretimde kaliteyi düşürmek. C. İş gücü maliyetlerini en aza indirmek. D. Tüketici isteklerini dikkate almamak. Doğru cevap C. İş gücü maliyetlerini en aza indirmek. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İş Kurumu'nun görevlerinden değildir? A. Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. B. İşsizlik sigortası işlemlerini yürütmek. C. İş gücü ihtiyaç analizleri yapmak. D. Ulusal istihdamı azaltmak. Doğru cevap D. Ulusal istihdamı azaltmak. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından personelinin performansını değerlendirme amaçlarından biridir? A. Çalışanın performansını düşürmek. B. Çalışanın iş motivasyonunu artırmak. C. Başarının cezalandırılmasını sağlamak. D. Çalışanların işe odaklanmasını önlemek. Doğru cevap B. Çalışanın iş motivasyonunu artırmak. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimlerin işletmeye yararlarındandır? A. Hatalı üretim azalır. B. Üretimde verimlilik azalır. C. Çalışanların yeniliklere uyumu zorlaşır. D. Çalışan personelin iş yükü şikayetleri artar. Doğru cevap A. Hatalı üretim azalır. Soru 16. Teknik ve ekonomik yönden hızla değişen, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren işletmeler, örneğin akıllı telefon üreten bir şirket, varlıklarını sürdürebilmek, amaçlarını gerçekleştirebilmek ve rekabet güçlerini artırabilmek için sürekli ve düzenli nokta nokta faaliyetlerine önem vermek zorundadır. Paragraftaki boşluğa gelebilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Perakendecilik. B. Toptancılık. C. Kapsamallık. D. Arge. Doğru cevap D. Arge. Soru 17. İşletmeler çalışanlarının ücretini belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaması gerekir? A. İş kanununun 5. maddesini. B. Eşit işe farklı ücret uygulanmasını. C. Ücret politikasında esnek olmayı. D. Çalışanın refah düzeyini yükseltmeyi. Doğru cevap B. Eşit işe farklı ücret uygulanmasını. Soru 18. Nokta nokta amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Sendika kanununun. B. İş kanununun. C. Çevre kanununun. D. Türk Ticaret Kanunu'nun. Doğru cevap C. Çevre kanununun. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alması gereken tedbirlerden değildir? A. İşletme proje aşamasındayken olabilecek çevre sorunlarına kayıtsız kalmak. B. Çalışanlarına çevre konusunda eğitim vermek. C. Çevre dostu ürünler üretmek için ARGE çalışmalarına önem vermek. D. Atıkların geri dönüşümünü sağlamak. Doğru cevap A. İşletme proje aşamasındayken olabilecek çevre sorunlarına kayıtsız kalmak. Soru 20.
İşletmelerin varlığını sürdürebilmesinde tüketiciler önemli bir etkendir. Bu bağlamda işletmelerin tüketiciye karşı sorumluluklarının başında ürettiği ürünün güvenirliği gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün güvenirliği ile ilgili alması gereken tedbirlerden değildir? A. Kullanma kılavuzu hazırlamak. B. Ürün tanıtımına önem vermek. C. Ürünün içeriği hakkında bilgiler vermek. D. Doğabilecek sorunlara karşı tüketiciyi sorumlu tutmak. Doğru cevap D. Doğabilecek sorunlara karşı tüketiciyi sorumlu tutmak. İkinci oturum 476 Seçmeli İşletme 1. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üreten ekonomik birimdir? A. Girişimci, B. Yönetici, C. İşletme, D. Tüketici. Doğru cevap C. İşletme. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerindendir? A. Yeniliklere açıktır. B. Hayal gücü sınırlıdır. C. Risk almaktan kaçınır. D. Fırsatları değerlendiremez. Doğru cevap A. Yeniliklere açıktır. Soru 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 12. maddesi taciri bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse olarak tanımlamaktadır. Buna göre tacir olan kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Haksız rekabet yapabilir. B. Borçlarından dolayı iflasa tabi değildir. C. Ticari örf ve adetlere uymayabilir. D. Ticari defter tutmak zorundadır. Doğru cevap D. Ticari defter tutmak zorundadır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlardan biridir? A. Kendini gerçekleştirme. B. Yemek yeme. C. Saygınlık. D. Güvenlik. Doğru cevap B. Yemek yeme. Soru 5. Ekonomik mallar kullanım süreleri açısından dayanıklı ve dayanıksız olmak üzere ikiye ayrılır. Bir ürün bir kez kullanıldığında veya kısa süre kullanıldığında tükeniyor ya da yok oluyorsa dayanıksız maldır. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mala örnektir? A. Çamaşır makinesi, B. Bulaşık makinesi, C. Buzdolabı, D. Süt. Doğru cevap D. Süt. Soru 6. Bir işletmede verimliliği artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Üretimi zorlaştırıcı tedbirler alınmalı. B. Vasıfsız eleman çalıştırılmalı. C. Kaynaklar etkin kullanılmalı. D. Üretim maliyetleri artırılmalı. Doğru cevap C. Kaynaklar etkin kullanılmalı. Soru 7. Ülkemizde standartizasyonu sağlamaya yönelik yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk Standartları Enstitüsü, B. Uluslararası Standartizasyon Organizasyonu, C. Avrupa'ya Uygunluk, D. Uluslararası Elektronik Komisyonu. Doğru cevap A. Türk Standartları Enstitüsü. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarındandır? A. Personeline yeterli ücreti vermek. B. Topluma hizmet etmek. C. Uzun vadede büyümeyi hedeflemek. D. Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmak. Doğru cevap B. Topluma hizmet etmek. Soru 9. Kar, özel işletmeler için temel amaç iken kamu işletmeleri için ikincil amaçtır. Çeşitli değerlendirmelerde ölçüt olarak da kullanılmaktadır. Buna göre kar aşağıdakilerden hangisi değildir? A. İşletme için gelişme ve büyüme göstergesi. B. Üst yönetim için bir başarı değerlendirme ölçütü. C. İşletmenin yaşaması ve gelişmesi için bir araç. D. İşletme için vergi yükümlülüğünden kurtulma yolu. Doğru cevap D. İşletme için vergi yükümlülüğünden kurtulma yolu. Soru 10.
İşletme yöneticileri insanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler arasındaki ilişkiyi incelemek istediğinde aşağıdaki bilim dallarının hangisinden doğrudan yararlanır? A. Hukuk, B. Psikoloji, C. Ekonomi, D. İstatistik. Doğru cevap C. Ekonomi. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin hukuksal yönden sınıflamasına örnektir? A. Tek kişilik işletmeler, B. Sanayi sektöründeki işletmeler, C. Hizmet sektöründeki işletmeler, D. Tarım sektöründeki işletmeler. Doğru cevap A. Tek kişilik işletmeler. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel özelliklerinden biridir? A. Fabrikasyon, sanayi üretimi yaparlar. B. Hizmet işletmeleri genelde emek yoğun çalışır. C. Üretimde kalite standardını belirlemek kolaydır. D. Hizmet üretimi ile tüketim eş zamanlı değildir. Doğru cevap B. Hizmet işletmeleri genelde emek yoğun çalışır. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi tek kişi işletmesinin üstünlüklerindendir? A. İşletme sahibi bütünüyle işine bağlanır. B. İşletme örgütü esnek olmayan bir yapıdadır. C. İşletme sahibi tüm mal varlığı ile risk alır. D. Kredi temin olanakları sınırlıdır. Doğru cevap A. İşletme sahibi bütünüyle işine bağlanır. Soru 14. Adi şirketler, adi ortaklıklar, iki ya da daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık türüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adi ortaklık türünün özelliklerinden biridir? A. Tüzel kişilikleri vardır. B. Prosedürleri kanunla belirlenir. C. Kuruluş maliyeti yüksek ve zordur. D. Kuruluşunda şekil şartı yoktur. Doğru cevap D. Kuruluşunda şekil şartı yoktur. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin özelliklerinden biridir? A. Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değişir. B. Ortaklığın devri kolaydır. C. Ortak sayısı azdır. D. Ortak şirketten ayrıldığı anda sorumluluğu da biter. Doğru cevap C. Ortak sayısı azdır. Soru 16. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi sermaye şirketlerindendir? A. Kolektif, B. Komandit, C. Anonim, D. Kooperatif. Doğru cevap C. Anonim. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi derneklerin özelliklerindendir? A. Her derneğin bir tüzüğü bulunur. B. Yurt dışında temsilcilik açamaz. C. Derneklerde iç denetim yoktur. D. Siyasi partilerden maddi yardım alamaz. Doğru cevap A. Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Soru 18. Termik santralin kömür yataklarına, şeker fabrikasının şeker yetiştirilen alanlara, kereste fabrikasının orman alanlarına yakın bölgeye kurulması, işletmelerin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörlerden hangisine örnektir? A. Pazara yakınlık, B. Ham maddeye yakınlık, C. Yerel yönetim, D. İklim koşulları. Doğru cevap B. Ham maddeye yakınlık. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi işverenin sosyal güvenlik kurumuna karşı yükümlülüklerinden değildir? A. İş yeri bildirgesinin verilmesi, B. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi, C. İş kazası ve meslek hastalığının bildirimi, D. Kuruluş yeri seçiminde etkili olan kriterler. Doğru cevap D. Kuruluş yeri seçiminde etkili olan kriterler. Soru 20. Pastane işleten girişimci Hakan Bey, çevre temizlik vergisini aşağıdakilerden hangisine öder? A. Tapu müdürlüğüne, B. Belediyeye, C. Kaymakamlığa, D. Valiliğe. Doğru cevap B. Belediyeye. Sınavınızda başarılar dilerim.
abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.